Oğuz arkadaşımızın mazeretini oğlanıza sunuyorum, kabul edenler. Oğuz'u da kabul edilmişti. Çağatay Lütfen'in mazeretini oğlanıza sunuyorum, kabul edenler. Oğuz'u da kabul edilmişti. Evet, çoğunluğumuz var. Eylül ayı, 2019 yılı Eylül ayı olan meclis toplantısını açıyorum. Aynen. Bayağı çok güzel. Aramızda şu saatlerimiz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerli arkadaşlar, aramızda Almanya Deneşler Belediye Meclis Üyesi Berna Uspas. Ve Ayhan Kalembaşı. Onlar hem iki arkadaşlar hem de tercümanlık görevini yapıyor Ayhan Bey. Aslında bir gezi için, Karadeniz gezisi için çıkmışlar. Yarın dönecek mi şimdi Sayın Berna? Orada çok önemli, etkili bir kişi. Ben rica ettim kendilerinden. Belediye meclis toplantımız var. Hem arkadaşlarımızla tanışırsınız diye davet ettim. Sizler adına hoş geldiniz diyorum. Ayhan Bey tercümesini yapsın. Devam edelim. Ich grüße Sie alle im Namen des Rates der Stadt Wendestadt. Davet için çok teşekkür ederim diyor. Lennistad Belediye Meclisi'nin adına diyor. Hepinize ayrıca teşekkür ederim diyor. Bülent Bey'in ilginiz için çok teşekkür ederim diyor. Und ich habe mich sehr über die Einladung gefreut, hier an ihrer Sitzung teilzunehmen und mal zu schauen, wie das in Çaycuma läuft. Davetiniz beni dedi çok mutlu etti dedi. Bir de dedi Çaycuma'nın Belediye Meclisi'nde durumlar nasıl tartışılıyor? Nasıl çözülecek? O benim dedi çok yakın ilgiler nasıl Türkçe sistemesi ya da aklıma ilgimi çekecek dedi. Şöyle karşılaştırmak için dedi. Ich war 2015 schon mal hier in Çaycuma und bin erstaunt, welche Entwicklung die Stadt in der Zeit von 2015 bis 2019 hier genommen hat. İlk gelişim 2015'te oldu diye Çaycuma'ydı. 2015'in 2019 senesine göre Çaycuma'nın gelişmesi, büyümesi, ilerlemesi beni de çok mutlu buldum diyor. İlerlemesi muhteşem olmuştu. Çok büyük bir gelişme olarak diyor Çaycuma'da. Ich habe mich gefreut, wie freundlich und ich hier aufgenommen worden bin. Alle Menschen, die ich kennengelernt habe, waren sehr freundlich und zuvorkommend. Tanıştığım bütün insanlar beni diyor çok ilgiyle kabul ettiler diyor. Çok mutlu ettiler diyor. Beni hepsine açık eller alıp sohbet ediyor, çaya davet ediyor diyor. Çok memnunum diyor Çaycuma'dan, Çaycuma insanından diyor. Ja, und einen Friseur habe ich hier auch schon gefunden, wie man sieht. Bir tane benim arkadaşım da var diyor. O 2015'te böyle, 2010'da aynı beraber gittim arkadaşım buldum diyor. Ja, nochmal herzlichen Dank. Çok teşekkür ederim, hayır ettim diyor. Bizim davetimizi kırmayıp toplantımıza katıldığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Bilindiği gibi biz Mart ayında yapılan seçimde yeni belediye meclisimiz kuruldu. Geçen dönemde olan arkadaşlarımız Lennistad'da olan bu yoğun ilişkilerimizi biliyorlar. Yeni gelen arkadaşlarımız da bu sıcak ailenin içine onlar da kısa zamanda itibar edecektir. Lennistad'la 5 yıldır süren ilişkileriniz belediyeler arası ilişkinin ötesine taşındı.
zusammen bei Wiener 5 Jahren mit der Stadt Innenstadt ist, ist aktuell ist in einem weiteren Status. Eğitim, spor, müzik, bunlardan bazıları. Das ist wie das Lernen, das ist momentan zusammenarbeiten. Das ist die Musik, wo wir musikalisch zusammenarbeiten versuchen und zusätzlich auch Sportbereich versuchen zusammenzuarbeiten. Wir haben jetzt entwickelt. Başta Belediye Başkanı Stefan Hunt ve oradaki çok değerli arkadaşlar Çaycuma ile olan bu dostluğun pekişmesi için çok güzel şeyler yapıyorlar. Erstens danke ich allen, die sich die Mühe gegeben haben, besonders dem Herrn Hund, der sich auch viel Mühe und ich Freundschaft schon erweitert. Ben çok daha fazla şeyler söyleyebilirim ama böyle yetiniyorum. Sayın Bernard'ın da sayesinde bu ilişkiler çok daha güzel noktalara gelecek. Buna inanıyorum. Ich noch viel sagen, aber das wird die Zeit aber vorreichen und er freut sich auf jeden Fall, dich auch kennenzulernen und auch nach Unterstützung und die Zusammenarbeit einfach zu befestigen für die Zukunft. Das ist eigentlich die Erfahrung, die jetzt im Charge gemacht hat, eine langfristige Freundschaft besteht. Ich kann nur positiv über Chaijuma berichten. Ich nehme viel mit. Ich habe, wie ich heute Morgen gesagt habe, Reisen bildet. Ich habe hier sehr viel gelernt und ich werde Sie auf jeden Fall unterstützen bei der Zusammenarbeit zwischen Lennestadt und Çaycuma. Çaycuma'dan diyor, çok şeyler öğrendim diyor bu gelişimde diyor. İnsanlara çok ilgili şeyler öğrendim diyor. Çaycuma'yla Lennestadt ilişkisini de elimden geldiğim kadar destekleyeceğim diyor. Bana diyor Çaycuma'da çok ilgi gösterdiler diyor. Çok yardımcı oldular diyor. Hatta bir araya söylemedim onu anlatayım. Kendisini gönderdim Çaycuma'nın içine. Kendini dolaş. Burada dedim mutlaka dedim yurt dışına gelen bir arkadaşınız var mı? Sana yardımcı olacak bir insan halkı dedim. Sana öyle böyle elinden şeyine yardımcı olur. Hatta kendisi çok memnun. Karşıda bir telefoncu arkadaş var. Kendisine bir saat sohbet ettiler Google üzerinden. Google Translate'den sohbet ettiler. Çok güzel bir şey. Çok güzel bir anılar aldık iyi arkadaşım. Bu ay sonunda biraz sonra gündemde konuşacağız. Ticaret ve sanayiler arasındaki işbirliği dolayısıyla bir Lennestadt gezimiz olacak. Die werden in der Zukunft erlebt worden, wenn die nach Lennestadt kommen mit den Tijerasonaldas, das ist wie so ein Arbeitgeberverband, die sich mit den Industriellen oder mit den Zweigstellen, den Industriellen, die zusammen, versuchen eine Zusammenarbeit zu kriegen. Die werden wahrscheinlich noch einige Unternehmen besuchen, auch jedenfalls der Besuch wird auch erwartet, dass sie von deutschen Ebenen auch die Industrie auf dem Çaycuma begutachten müssen. Önümüzdeki yılın Haziran ayında da Lennestadt'tan buraya bir kapsamlı bir eğitim geleceğini duydum. Nächstes Jahr wird auch in der gleichen Zeit wird auch ein Bereich, der Industrie und der Unternehmen macht, der nach Türkei kommt, wenn sich auch die Gegebenheit und der Unternehmen hier in Çaycuma führt. Kendisine yarın akşam memleketine dönecek. Oradaki hemşehrilerimizi ve Alman dostlarımıza burada sevgilerimizi ve selamlarımızı götürmesini rica ediyorum. Wenn du dann morgen Abend fliegst, würde ich mich freuen, wenn du den Bekannten, den Freunden, allen Bekannten und viele Grüße von mir bestellst. Tekrar teşekkür ederim kendisi. Ich danke dir ganz herzlich nochmal. Ja, der Dank liegt auch bei mir. Ich bedanke mich. Aynen, die Geld ist ja der teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, gündemimize dönüyoruz. Çünkü maddesinde gündemimizin saygı duruşu var. Aziz Atatürk ve bütün şehitlerin için size bir rakam saygı
Şimdi bunu başlamadan her ay yaptığımız gibi belediyemizin çalışmalarından örnekleri sizlerle paylaşalım. Aslında Ağustos ayı tatil ayımızdı. Ama bir olağanüstü toplantı yapmak durumunda kaldık. Neydi? Aile ekimi diye miydi? Toplum sağlığı merkeziyle ilgili yaptık. Normalde tatil ayımız Ağustos. Ama bir araya gelmiş olduk. Ancak iki aylık dönemden kesitler sunacak şimdi size. Yaşam Parkı'na yine belediyemizin teknik ve iş gücü imkanlarıyla güzel bir kaykay pisti kazandırdık. Projelendirmesi ve yapımı belediyemize ait. Yani bu her belediyenin yapacağı işler değil. Başta Tımıçır arkadaşımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Çünkü bayağı bir ince iş bu. İlerleyelim. Bu sene ikincisini kutladığımız Çaycuman ilçe oluşunun 75. yılıydı. İkincisini kutladık. Bu kutlamaya Ertaçlar firmasının maddi desteğiyle ülkemizin önemli sanatçılarına davet ettik. Aynı zamanda yurt dışından gelen dans ekipleri ile beraber yine coşkulu, güzel günler yaşadık. Bu aynı zamanda Çaycuma'daki mobilya ve dekorasyon fuarının da iç içe geçmesiyle bayağı güzel, akılda iz bırakan güzel günler oldu. Konserlerden görüntüler. Bu fuarımızın açılışına bu sene Sanayi Bakanı Sayın Mustafa Varank katıldı. Gerçi katılım açısından sıkıntılar yaşadık. Bölgemizin firmalarının yeterince ilgi göstermemesi bizi üzdü. Önümüzdeki günlerde de 12-15 Eylül'de de diğer fuarımız, gıda tarım ve hayvancılık fuarımız var. İnşallah bu fuarımızda başarılı geçer. Bu günlerin içinde, bu Çaycuma günlerinin içinde Türkiye'nin muhtelif yerlerinden ressamlar davet ettik ve yöremizin ressamları da vardı. Onlarla beraber bir resim çalıştığı gerçekleştirildi. Niye? Resim çalıştayı gerçekleştirdik ve bu çalıştayda yapılan resimler sanatçılar tarafından belediyemize bırakıldı. İşte bu çalışmalarda da basın ve akıl ilişkiler müdürlüğümüz Veysel Bey, Ahmet Bey ve birçok arkadaşımızın da katkısı var. Devam edelim. Yine bu etkinliğin içinde artık çınar diyebileceğimiz çok değerli hemşehrilerimiz Kemal Anadol, eski Zonguldak milletvekili ve Hamit Kalyoncu'nun katıldığı geçmişe ait, Zonguldak'ın geçmişine ve Çaycuma'nın geçmişine ait bir söyleşi programı düzenlendi Ahmet Bey moderatörlüğünde. Evet, yazarlarında esnafımızdan böyle acele bir talep geldi. Devrekteki panayırın kapasitesinin fazla olması nedeniyle bizim esnafımızı almamışlar. Çaycuma'da hızlı bir şekilde böyle bir organizasyon yapılabilir mi diye biz de hemen kolları sıvadık. Onların yerini hazırladık. Bu ay içinde, bu ayın 15'ine kadar devam edecek. Ne zaman kadar devam edecek? 15'ine kadar devam edecek. Akşamları çok renkli, güzel, hem ekonomik anlamda hem de sosyal anlamda canlı katan bir olay oldu. İnşallah bunu seneye çok daha geniş, kapsamlı bir şekilde yapmak nasip olur. Evet, bu yaz kayıtlar verdik. Daha önce
binbaşımız tayin oldu. Ağrı'nın Kosov ilçesi Kosov ilçesi Selçuk Bey. Geçtiğimiz günlerde de 5 yıldır beraber görev yaptığımız Sayın Kaymakamımız Serkan Keçeli'yi Maraş'a uğurladık. Onun veda yemeğinden ziyaretinden görüntüler görüyorsunuz. Evet, istasyon semtimizde yine bir küçük bir dokunuş ama önemli bir dokunuş oldu bu. Bir yoğurtçu kadınımız vardı, orada bir kenarda köşede duruyordu, onu kimse görmedi. Bir de bitkiler sarmıştı etrafını. Onu daha böyle görünür bir yere aldık ve o meydanın düzenlemesini yaptık. Evet, belediye kompleksimizin inşaatını bir taraftan sürdürürken orada paratoner yapımıyla ilgili bir sıkıntı vardı. Binanın tepesine direkt gitmek istemedik. Belediyemiz garajının imkanlarıyla ve yaratıcılığıyla önceden Enerjisa'dan aldığımız bir direği modifiye ederek 50 metre yüksekliğine bir paratoner direğini başarıyla yerine diktik. Paratoner sadece belediye binasında değil, o bölgedeki birçok binayı da şemsiyesi altına aldı. Yıldırımdan korunmak açısından çok önemli ve zor bir teknik görevi yerine getirmiş olduk. Evet, demir yolu geçitleriyle ilgili epeydir çalışmalar sürüyordu. Demir yolları Oykar ve Perşembe'ye giden yol üzerindeki üst geçiti iadesini yapmıştı. Onun yer teslimi ve oradaki altyapıyla ilgili bir takım deplasmanların ve hazırlıkların tadilattan yapılması için arkadaşlarımız seferber oldular. İnşaat şu anda devam ediyor. Önümüzdeki Nisan ayına kadar bitirecekler. Müteahhitten o şekilde söz aldık. Evet, toplu konut inşaatları bitme noktasına geldi. Aslında Haziran ayında bitecek diye söylenmişti, bitmedi. Onlarla yaptığımız anlaşma gereği toplu konutlara giden ulaşım yolunu bu müteahhit firma tarafından yapımına başlandı. Bundan son resimler değil. Biraz tembellik yapılmış herhalde. Yeni resim çekilmemiş. Yok, ben gittim bugün oraya. Yeni direkler falan gidiyor. Dün çektim başkanım. Yeni anlatayım. Yanlışlıkla da çekmiş. Eski direkler ortaya bak, yolun ortasında. Onlar duruyor ya da başkanım. Durmuyor, durmuyor. Şimdi yeni geldim orada. Daha bugün biliyorum başkanım. Bunu bakmış oldum. Bugün şehir hazırlamış şu gazı. Mesela müttürcem var. Yok, bu çıkarttırırız başkanım. İlk defa beni dinledim başkanım. Ve bu yol açılırken aynı zamanda orada böyle bir köşeye sıkışmış 4-5 tane evin olduğu bir mini site vardı. Oraya ifade etme gibi söz konusu değil. Oranın da yollarına, Erol Acar'la söylersen bilirsiniz. Oranın da yollarını bu vesileyle açıyoruz. Devam edelim. Evet, bu bahsettiğimiz toplu konuta giden yol ve o bahsettiğim 4-5 tane evin bulunduğu yerdeki yolu gösterir harita. Değerli arkadaşlar, bu yani Kartal Caddesi'nin batı tarafında eski mezarlığın olduğu bölgede böyle kimseye çok fark ettirmeden çok güzel şeyler yapıyoruz. Örümcek Ağı gibi orada çok önce açılması gereken yolları yapıyorak ana caddeye bir ferahlık sağlıyoruz. Buralarda 18 uygulamaları yaptık. Bugün teşekkür günü herhalde. Mehmet Dede arkadaşımızın da bu işte çok emeği var. Sevgi Hanım da burada herhalde. Var mıydı? Var. Onu da onunla almış olalım. Sevgi arkadaşımızı da Mudanya Belediyesi'ne bu arada gönderdik mi? Gönderiyoruz. Ordu şu anda göreve başladı. Ya, göreve başladı. Sana sonradan gitti be. Neyse, şey, köyü burada kısasıydı. Evet, onu aralarda hakikaten çok işe yarayacak, işlersel, nefes aldırsan yolları
yaptık, bitirmek üzereyiz. Onlardan resimler görüyorsunuz. Bakın onların da harita üzerinde işaretlenmiş hali. Bu özellikle caddede parklanmanın da yapılamaması, buralarda insanların arabaların buraları park ederek çok kolay bir şekilde caddeye erişimlerini sağlayacak. Bu aynı zamanda hastane ulaşımımızı da kolaylaştıran yollar oldu. Bu arada yani bir tarafta bir derede bunları da halletmiş olduk. Evet. Benzer aynı yollar. Devam edelim. Evet, bizim arkadaşların şekli kemiğe benzediği için kemik kavşak adını yaptıkları kavşağın bir kısmı kalmıştı. Yani bir ucu kalmıştı. Şimdi orayı da bitiriyoruz. Orası da çok eski bir değişik. Aslında yan yana iki tane yol var. O iki yol birbirine nikahladık bu kavşakları. Çok zor bir işti. Güzel bir çözüm o. Evet, bunun yukarıdan görünüşü. Bir bakın yay şeklinde bir yol. Öbürü de düz giden bir yol. İkisini orada birleştirip güzel bir çözüm sağlamış olduk. Karalar mevkiinde yol genişletmişiz. Devam edelim. Evet, hastaneye giden yeni 18 uyguladığımız bölgeden gelen yol da, sol taraftan gelen yol da, Nihat Kantar Caddesi'nin devamı olan yerde bir kavşak çalışması da başladı. Bu kavşak çalışması da yeni yapılacak olan köprüyle Çaycuman'ın ulaşımını ve hastane ulaşımını sağlayacak 30 metre genişliğindeki yola bir hazırlık teşkil ediyor. İçelim. Evet, uzun yıllardır bekleyen bir operasyon bu. Belediyemizin yıllardır kullanılamayan hurdalarını iyi bir yerde gerçekleştirdik. Hem bu hurdalardan kurtulduk, hem gelir temin ettik ediyoruz, hem de araç parkımızın yenilenmesi için yani bu bence çok tarihi önemli olan bir şey. Çünkü bu yerli için her bir sene yakındır Özlem Bey çalışılıyor sanıyorum. Doğrudur başkan. Yani kolay değil. Yıllar evvel mevcut hale gelmiş. Varlığı bile ortada görünmeyen bir takım kağıt üzerinde olan bir takım araçların tasfiyesi, temizlik açısından çok güzel şey, son bırak temizliği diyeyim bu şekilde. Aynı zamanda da işte belediyemizin biz geldiğimizden beri gayrimenkullerinin iyi değerlendirmesi için yoğun çabalarımız oldu. Gerek yer kazanma, arazi kazanma, gerekse de bunların, bu binaların, arazilerin değerlendirilmesi konusunda. Ve bunlar adım adım gün geçti görülecek ki Çaycuma Belediyesi böyle bir gelir sigortasına sahip olacak. Hakikaten yani bu belediyeye ait mülkleri bir sanki özel sektör şirketi nasıl sahiplenirse bu şekilde sahiplenmiş vaziyetteyiz. Rahiş değerlerden kiraya veriyoruz veya satıyoruz veya işte kat karşılığı veriyoruz. Ve belediyemiz gün geçtikçe emlak bakımından da emlakını da hem sahip oluyor hem de emlakını daha iyi değerlendirir hale geldi. Bu iki önemli olayda bir slide olması da güzel olmuş. Çünkü ikisi hakikaten çok değerli. Devam edelim. 30 Ağustos'ta her bayram dolayısıyla bisikletçilerimiz tur düzenlemişler. Devam edelim. Evet, belediye binamız yaklaşık bir yıla yakın bir gecikmeye maruz kaldı. Bizim dışımızdaki şartlar nedeniyle. Ama arkadaşlarımız ki büyük bir özveriyle zor durumdaki müteahhidin taşeronlarıyla, elemanlarıyla temas kurarak veya işte hakikaten büyük fedakarlıklarla binanın bitmesi konusunda şu anda bayağı bir çalışmalar başladı, artık sonlandırma çalışmaları. Şu sağ altta gördüğünüz epoksizenin kaplaması, işte boya işte merdiven korkulukları, oraya doğru. Artık neredeyse artık ben bitiyorum, bitmek üzere şeyi aldık. Devam edelim. Bir taraftan da
şartlar elverdi gibi etrafındaki peyzaj çalışmalarını arkadaşlarımız yürütüyorlar. Evet, gözde projemiz Sofya Evleri. Burada da taşeron firma gayet güzel gidiyor. Gördüğünüz gibi artık binalar kendini göstermeye başladı. Ben buradan bizi izleyen hemşerilerimize ve belediye meclis üyelerimize bu güzel sistemin satışı konusunda ilgilerini ve desteklerini beklediğimizi hatırlatmak istiyorum. Evet, Bakka desteğiyle yaptığımız Arasta Çarşısı. Deminki emlak kiralama ihalesine buraya da dahil etmiştik. Buranın da kaba inşaatı bitti. Kısa bir süre sonra buraya da çay cumalarının hizmetine vermiş olacağız. Burada yani Bakka desteğiyle yapılması bize çok büyük bir avantaj sağladı. Aynı zamanda kültürel anlamda da hizmet edecek bir yer. Burada kalemet bezi ile ilgili ve yöresel ürünlerle ilgili bir de müze olacak. Ama diğer taraftan da esnaflarımız yer alacak, lokanta gibi yerler olacak. Ve bu bahsettiğimiz Arasta'nın da çevresiyle beraber, çevresindeki uygulamalarla beraber o bölgede bu bina ve etrafını çay cumalarını da çok beğenilir bir hale getirmek için gerisini getireceğiz diyerek ilgilenen içinde de burada bırakalım. Üçüncü gündem maddesi az önce konuştuğumuz 29.8.2019 ile 2.2.2019 tarihler arasında Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nın iki ticaret odası arasındaki programa dayalı olarak bir ziyaret söz konusu. Bununla ilgili belediyemizden gelmek isteyen, meclisimizden veya müdürlerimizden gelmek isteyen arkadaşımız var mı? Bu programa katılmak isteyen var mı? Önce bir onu bir öğrenelim. Özlem Bey, var mı size intikal eden? Bize intikal eden bir şey olmadı. Eğer gitmek isteyen varsa şu anda beyan etsin. Çünkü meclis kararına yazılması gerekiyor. Vali ona göre izin yazsın. Gitmezse herhangi bir sıkıntı? Gitmezse sıkıntı yok. O gitmezse yani meclis kararı ismini izin de aldı ama bilet almadı. Sıkıntı yok. Sen bu taraftan alıyorsun. Sen zaten senin özel bir durumun var. Çağatay ile veya Çağatay'ı görüşebilir. Bizim için herhangi bir şey yok. Yani isteyen o zaman. Başkan ben isim yazdım mı? Hani netleşmesi konusunda süreç içerisinde şey yapabilir. İşte pasaportu, vize evi, bir de uçak biletini sıkıntı olabilir. İşte yani istiyorlar yazın diye yetiştirsin. Kısa zamanda kesinleştirsin. Yazın. Evet, bu konuda söz isteyen arkadaşım yoksa benim ve Fuat Bey'in katılımı konusunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İnşallah güzel sonuçları olur gözünüzde. Gündemin dördüncü maddesinde imar planı tadilatları talebi var. Mehmet Bey, Başkanlık Makamı'na. Bir, belediyenin sınırları içerisinde yapılmış olan ve yapılması planlanan bisiklet yollarının 10-12-2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanan çevre kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 16. maddesine istinaden İmar planlarında gösterilmesi konusunun 3.194 sayılı İmar Kanunu 8. maddesi üzerinde belediye meclisinde görüşülmesi hususunda gereğini arz eder. Her zaman söylemekten iftihar duyuyoruz. Geldiğimizden itibaren bisiklet yollarını öncelikli gündeme haline getirmiştik ve hızla bisiklet yolları yaptık. Çok şükür ki hükümet de bizden sonra bu bisiklet yollarında diğer yollar gibi imar planlarına
işlenilmesine karar verecek kadar bu konuyu sahiplendi. Bizim yani yaptığımız uygulamalar ne kadar isabetli olduğunu gösterdi. Bu yapılan ve yapılacak olan, değil mi bir taraftan da yapılan ve yapılacak olan bisiklet yollarının liman planının işlenmesi talebi bu. Evet. Komisyona sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliği komisyona alalım demiştir. İki, belediyemiz sınırlar içerisinde yapılmakta olan inşaatlarda vatandaşların bisiklet kullanımını kolaylaştırmak adına binalarda bisiklet parkının yapılması konusunun 3194 sayı mimar kanunu 8. maddesi görünce belediyemesinde görüşülmesi hususunda gereğini arz eder. Yine bisikletle ilgili bu kadar bisiklet yolu yapacaksınız, bisiklet konusunda iddialı olacaksınız ama binalarda bisiklet koyacak yer yok. Tabii bu kabul edilebilir bir şey değil. O halde yine bize düşen görev otoparkları düşündüğümüz gibi bisiklet parklarında düşünmemiz lazım. Bu konuda detaylı görüşülmesi için komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle komisyona havale etmiştir. 3. İlçenin yeni mahallesinde kain. Tapu Kadastro'da Ada 34 parsel 265 no'da kayıtlı taşınmaz hakkında 08.01.2019 tarihi 136 kayıt sayılı tarihler talep dilekçesinin 3.194 sayılı imar kanunu 8. maddesi uyarınca belediye meclisinin görüşülmesi hususunda gereğini arz eder. Vatandaştan gelen tarihler talep dilekçesi komisyona sevk edilmiş. Teknik bir konu. İmar planı yapımı sırasında işte ufak tefek münasılar oluyor. Bunu da komisyon havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler son günde komisyon havale edilmiştir. Temmuz ayı meclis toplantısında imar komisyonu havale edilen tarihler taleplerinin komisyondan dönüşü. Başkanım, başkanım bir tane başkanım. Atladık mı? Evet. Mücadele var mı? Beş var. Evet, mücadele var. Konusu var. İmar deyince ben oradan devam. Adaya mücadele girmiş. Başkanlık makamına bir belediyemizin intikal etmiş olan ilçenin Karamusta köyü sakinlerine ait belediye sınırlarının değiştirilmesi hakkındaki tarihler talep dilekçesinin 3.194 sayılı imar kanunu 45. maddesi görünce belediye meclisinin görüşülmesi hususunda gereğini arz eder. Bu konuda ben kısa bir açıklama yapayım. Madır Deresi den itibaren kolejin olduğu ve TOKİ konutlarının olduğu bölge Çaykuma Belediyesi'nin mücadele alanının içinde buranın belediye sınırlarının alınmasıyla ilgili o bölgenin halkının talepleri var, imzaları var. Bu konuda belediye meclisimizin bir karar alması gerekiyor. Bu konuda söz almak isteyen arkadaşım var mı? Buradaki yapılacak belediye meclisinin aldığı oy türlü çağırma belediye olduklarının içerisine geçmesine uygun mu? Yani orada bir halk oylaması gibi bir şey olacak mı? Girmesi. Bu başlangıcı abi. Belediye başlangıcı. Halk imza topluyor. Biz karar veriyoruz. Sonra kabul ediyoruz. Süreç başlıyor. Evet. Tamam. En son kararlarına ne istiyoruz? Belediyesi. Yani şu anda zaten 18 uygulamaları imar planı yani şu anda zaten Çaycuma'nın fiilen bir mahallesi konumunda. Ama şu organizasyonlu zaten. Yani bu bir aslında çok gecikmiş bence bir durum. Gecikmeyi talep ediyoruz. Ben de soracağım da bu yolla ırmak arası olan bir yer mi? Yolun üst tarafında, yolun üst tarafındaki komşuluğu da var. Yolda ırmak evet, arası ve yolun yolu iki kenarında ve ırmak yakalı. Tamam. Zaten bu hususta şimdi az sonra bu geliş köyünü konuşacağız. Yani eski o söylemler vardır. Hani işte belediye geçersek bize çivi çarptırmaz filan diye. Hala o söylemlere değer verenler var ama artık günümüz kentleşme, Türkiye'de nüfusun neredeyse %70'inin üzerindeki kısım şehirlerde yaşıyor. Bugün kentleşememek bir eksiklik, bir ayıp. Bizim yakın yerlerdeki köylerimizin ve mücadele alanında bulunan yerlerin bence öncelikle kendilerinden talep ederek belediye sınırlarına girmelerini
ben onlar adına doğru olduğunu düşünüyorum. Bakın, imar planı olmayan yerde, belediye hukukları için olmayan yerde mesela doğalgaz verilemiyor. Sadece bir doğalgaza edinmek bile böyle bir şey için geçerli. Ayrıca mücavir alanda olduğunuz zaman veya köyde olduğunuz zaman öyle her şey serbest, dilediğimiz yaparız diye bir şey yok. Orada da kanunlar var. Yani o eski anlayışı artık genç kuşakların, yeni kuşakların kaldırması lazım. O yüzden olabildiğince düzenli kentleşme için, düzenli büyüme için köy statüsünde olan yerlerin belediye statüsüne geçmesine büyük yarar var. Evet, bu konuda oylarınıza başvuruyorum. Bu bahsedilen Karımsu Köyü'nün Nadır Deresi'nin daha sonraki yolun her iki tarafı da kalan kısımla beraber nehirle alıp kalan arasındaki talebin belediye sınırları için alınmasına oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Devam edelim. 2. Belediyemize intikal etmiş olan ilçenin geniş köyü sakinlerine ait belediye mücavir alan sınırının değiştirilmesi hakkındaki talep dilekçesini şu 194 sayılı İmar Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca belediye meclisine görüşülme hususunda gereğini arz ediyor. Dilekçeyi okuyabilirim. Okuyalım. İlçemiz Geliş Köyü, Çaycuma Belediyesi mücavir alanda olup hiçbir hizmetten yararlanmayıp emlak vergisi adı altında vergi ödemekteyiz. Köy sakinlerinin Çaycuma Belediyesi'nin mücavir alandan çıkmak için imza toplamış olup ekle sunulmuştur. Belediye mücavir alandan çıkmak için gerekli işlemlerin yapılmasına saygıyla arz ederim. Geliş Köyü Muhtarı Bilal Kırmızı altında 170 tane imza var. 150 tane imza var. Özellikle bu belediye hudutları dışında emlak vergisi yok mu? Mücavir alan dışındakileri yok başka. Belediye sınırlarında mücavir alan sınırlarındakileri var. Yani köy olan köylerde, köylerde yok. Henüz, evet. Henüz başlatmadılar. Öyle bir proje vardı. Henüz öyle bir uygulamaya geçilmedi. Ama yakında muhtemelen özellikle ulusal üye tabanı çalışmaları bittikten sonra geçilecek diye bir... Evet, yani bence de bir istisna olamaz zaten, olamamalı. Giriş köyümüzde 1960'lı yıllarda mücavir alana dahil edilmişti. Giriş, Kayışlar ve Ahatlı'nın bence bugüne kadar çoktan belediye hudutlarına girmiş olması lazımdı. Bence çıkmak talebi yerine bir an evvel belediye sınırlarına girsek de biz de kentleşsek diyecek yerde böyle bir talep bence uygun değil. Biz yani böyle herkes gelsin belediye girsin diye aman aman bir mücadelenin içine değiliz ama mücavir alanda olan bir yerin 50 küsur sene sonra buradan çıkmak istemesi bana göre normal değil. Biz artık giderek zaten birleşmiş vaziyetteyiz. Bu bir bölünme yerine birleşmenin şartlarını aramamızda fayda var. Zaten bir bölgenin yönetimi, bir havzanın yönetimi böyle parça parça veya müstakil bir takım birimlerle yönetilmesi sağlıklı değil. Yani benim kanaatime göre bu talebin uygun olmadığıdır. Ama yine de bunu oylarınıza sunmak istiyorum. Bir görüşü olan var mı? Bunda bir fikir buyurun. Başkanım zaten Türkiye'deki idari yapılanmayla ilgili büyükşehir söylemi eğer burada da gerçekleşirse zaten bütün köylerde bir mahalle şeyine girecek, statüsüne girecek. Sonuç olarak böyle bir gelişme varken hani Geliş Köyü'nün buradan çıkma talebi de zaten buna ters bir durum yaratıyor. Çıkması bence de doğru değil. Bir de bu emlak vergisi ödüyoruz, hiçbir izden almıyoruz söylemiyle de ilgili bence yeni. Bunu bana da söylediklerinde merak ettim. Emlak bizim muhtarlık müdürlüğü oldu ya şimdi emlak müdürlüğü. Sordum, Geliş Köyü'nün tamamından tahakkuk eden emlak vergisi 30 küsur bin lira civarında. Yani öyle konuşulduğu gibi böyle hani çok büyük paralar ödüyormuş da hizmet almıyormuş gibi bir şey yok. Aynı zamanda da Çaycuma Belediyesi geçtiğimiz dönemde de mücavir alanda olup olmamaya da bakmaksızın her yere hizmet götürmeye çalışıyor. Kanalizasyonuyla, okullarımıza çocuk parkı yaptık.
yani köylerimizin ortak ihtiyaçlarıyla ilgili gerekeni yapıyoruz ve yaparız. Yani hatta hayatta işte muhtarlarımızla da işbirliği yaparak mücadele alanda olan yerlerimizi diğer yerlerden daha da fazla öncelikle tanırız. Ben buradan geliş köy halkımıza ve muhtarımıza ihtiyar heyetine çağrıda bulunuyorum. Siz gelin aynı materine biz birleşelim. Sizin de söylediğiniz gibi günümüzde artık büyük büyük şehir, bütün şehir modeli her yere yayılmaya başlandı. Geçtiğimiz 4-5 yıl boyunca da bunun tartışması yaşandı. Her an bir Cumhurbaşkanı kararnamesiyle zaten bu gerçekleşebilir. Onun için hiç bunlardan vakit kaybetmeyin diyorum. Bambaşka söz isteyen. Evet, oylarınıza başvurunuz. Bu talebin kabulünü isteyen var mı? Benim. Reddedenler? Oy birliğiyle reddedilmiştir. Biz Çaylıoğlu'nun birleşmesi, büyümesi ve gelişmesi için bir aradayız. Ayrılmaya yokuz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Evet, imar tadilat talepleri komisyondan gelen İmar komisyonumuz 03.07.2019 tarihinde havale edilen konuları görüşmek üzere eksiksiz olarak toplandı. Yapılan görüşmeler neticesinde ilçenin Çay Mahallesi'ndeki ayı Tabukadar Soda Ada 70 parsel 58, 71, 130, 115, 116, 117, 118 nolu parsellerin cephe aldığı imar yolunun mevcut kadastro parselleri göz önünde alınarak yeniden planlanma yapılması konusunun görüşülme sonucunda mevcut imar yolunun sınırının kadastro sınırlarına kaydırarak yeniden planlanmasına oy birliğiyle karar vermiştir. Evet, deminki konuyu, bu da bir teknik konu. Yani bir kadastral sınırda imar çizgisi arasında farklılıklar vardı. Esenliğin Caddesi'nin vergi dairesine giden yol dere kenarındaki sağ taraftaki parsellerle ilgili. Ya bunlar küçük teknik düzeltmeler. Zaten bizim çok şükür önemli bir imarla ilgili sorun artık yaşamıyoruz. Gerek yaptığımız imar revizyonuna gerekse olması bir uygulamalar nedeniyle. Bu konuda komisyondan geldiği gibi oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi geldik çok radikal ve çevreci bir icraata. Haziran ayı meclis toplantısında bütçe plan komisyonu havale edilen ve Temmuz ayı meclis toplantısı ek süre verilen yağmur suyu toplama sistemine destek konusu hakkında komisyondan gelen rapor. Komisyon toplandı, rapor oluştu. Şimdi ben komisyon raporu okuyorum. İlçemiz temiz su kaynaklarını korumak için yağmur suyu toplama sistemi kuran vatandaşlara destek olmak kapsamında yağmur suyu toplama sistemi kuran ve aktif olarak kullananlara belediyemiz şebeke suyunun %30 indirimli olması hususu Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından talep edilmiş ve bu konu 12 Haziran 2019 tarihli meclis toplantısında incelemek üzere komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuz yapılan inceleme sonucunda konuyla ilgili ek süre talep edilmiş ve 3 Temmuz 2019 tarihli belediye meclis toplantısında konu görüşerek konunun Eylül ayı meclis toplantısında yeniden görüşülmek üzere ek süre verilmesi uygun görülmüştür. Konunun komisyonumuz ve ilgili müdürlük personeli tarafından detaylı olarak incelenmiş, bu konuda çeşitli yayın ve araştırma sahipleriyle görüşülmüş, yağmur suyu toplama ve kullanma sistemleri ile ilgili ülke genelinde yapılan bir uygulama tespit edilememekle birlikte aşağıdaki sonuçları varmıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan istatistiklere göre Zonguldak ili için yağış miktarları 1 metrekare için 1.25 ton, 250 metrekare için ise 330 ton olarak tespit edilmiştir. Bu bilgiler ışığında en yağışlı ay olan Ekim ayında 250 metrekare yüzey alanı için yağış miktarı 40.4 ton olarak gerçekleşmiş, en düşük yağış Mayıs ayında gerçekleşmiş olup aynı yüzey alanı olarak 12.4 ton yağış meydana gelmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan yağmur suyu toplama, depolama ve deşarj sistemleri hakkında yönetmelik hükümlerine göre tuvalet ve yıkama ihtiyacı kişi başı günlük 50 litre olarak belirlenmiştir. İlçemizde bulunan yapıların ortalama 3 ve 4 katlı olduğu düşünüldüğünde ilçemiz için yağmur suyu karşılama oranının bağımsız bölüm başına %23.44 ile %31.25 arasında olduğu söylenebilir. Bu alan 5 katlı yerlerde ise bağımsız bölüm başına %18.75 şeklinde gerçekleşmektedir. Sonuç olarak komisyonumuz ve ilgili müdürlük ile yapılan değerlendirmede yağmur suyu toplama ve kullanma destek sistemine yararlanmak isteyen abonelerin Çaycuma Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından hazırlanacak olan tip taahhütname ile müracaat etmelerinin uygun olacağı, yağmur suyu toplama ve kullanma sisteminin ülke genelinde kayıt altına alınmadığı ve uygulamada verimin ne şekilde gerçekleştiği öngörülemediğinden bağımsız bölüm başına yağmur suyu kullanma oranı ve buna bağlı olarak indirim oranının kademeli olarak yağmur suyu kullanma oranı %20 olan aboneler için %30 indirim, yağmur suyu kullanma oranı %10 olan aboneler için %15 indirim şeklinde yapılmasının uygun olacağı, yapının yağmur suyu deposu haydi bağımsız bölüm başına en az olmak üzere bağımsız bölüm brüt alanı 60 metrekare için 500 litre, 60 ila 120 metrekare için 750 litre, 120 metrekare üzeri için 1000 litre depolama alanı ayrılmasının uygun olacağı, aynı parselde birden fazla yapılması halinde her binanın ayrı ayrı değerlendirilebileceği gibi talep halinde bu yönetmelikteki toplam miktarları karşılama koşuyla ortak depolamada yapılabileceği, yağmur suyu toplama ve kullanma sistemine ait su depoları bina için zorunlu otopark ve sığınak alanı haricinde yapılabileceği gibi binanın çekme mesafeleri içinde de estetik ve bu mesafelerin kullanılmasına engel olamayacak şekilde yapılmasına uygun olacağı, mevcut binalarda indirimden yararlanmak isteyen aboneler ise kapasiteden bağımsız yapılan yağmur suyu toplama ve kullanma sistemi depo çıkışına mekanik sayaç takılacak ve kart maliklerinin oy çokluğu ile almış olduğu kararla idareye kayıt başvurusunda bulunmalarının gerektiği, indirimli su kullanımının suistimale uğratılmaması için abonelerin indirimli tarifeden yıl içinde yükleyebilecekleri ve su miktarlarının faydalanılan bağımsız bölüm başına en ayda en fazla olmak üzere 12 metreküp olarak sınırlandırılmasının uygun olacağı, söz konusu sistemin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunların acil bir şekilde çözümün yapılabilmesi için ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı olarak suçluyla belediye başkanlığının onayıyla Çaycuma Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne yetki verilmesine uygun olacağı öngörülmüş olup bu karar tutanağının ekinde bulunan yönetmelik taslağının Çaycuma Belediyesi Yağmur Suyu Toplama ve Kullanma Yönetmeliği olarak kabul edilmesinin uygun olacağı oy birliğiyle karar verilmiştir. Sayfalık yönetmelik var. Ben gruplara dağıtmıştım yönetmeliğiyle başladım. Okudularsa tekrar okumaya gerek yok. Eğer herhangi bir görüş beğenici bulan varsa onu alıp o alınabilir. Şimdi değerli arkadaşlar bu bugün zaten hakikaten çok önemli gündemde Eylül ayı toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bir taraftan bisiklet yollarının kalıcı hale gelmesi için imar planının işlenmesi. Bir taraftan mücavir alanda olan ama hizmet verdiğimiz bir yerin belediye hukuklarının için alınması. Ama diğer taraftan küresel ısınmanın ve yaşadığımız dünyanın geleceğine buradan Çaycuma'dan küçük ama anlam olarak çok büyük bir katkı olan bu yağmur suyu kullanımının Çaycuma Belediyesi'nin gündeminde olması bugün benim yani hem duygulanmama hem de büyük bir haz duymama neden oluyor. Bu konu bizim belediye seçimleri öncesi seçim kitapçığımızın içinde olan önemli konulardan biriydi. Arkadaşlarımız aylardır bu konuda çalıştılar, uğraştılar ve kısaca okunduğu gibi çok kapsamlı, çok önemli ve belki Türkiye'de ilk olan bir çevreci uygulamayı hayata geçirmek için tarihi bir görüşme, tarihi bir karar olacak bu. Kentleşmeler maalesef bizim ülkemizde dünyadaki diğer gelişmiş yerlerdeki gibi doğru düzgün planlı olmamakta ve çevre koşullarını
ve doğanın doğal işleyişini düşünmeden yapılan yol, bina ve benzeri işlerden oluşuyor. Oysa dünyanın bir dengesi var. Bir doğal çevrim var. Buharlaşma oluyor. Buharlaşmadan bulutlar oluyor. Bu yağmura kara dönüşüyor. Ve tekrar böyle bu çevrim devam ediyor. Ancak kardan gökyüzünden gelen bu yağışların yer altına sızmasının ve doğal akışının önlenmesi, işte her gün televizyonlarda gördüğümüz bir felakete dönüşmeye başladı. Gördüğünüz gibi hem iklim değişiyor, hem her yağış bir felakete dönüşüyor. Üstelik bölgemizin çok önemli bir avantajı var. Türkiye'de, hatta belki dünyada belki böyle yerler çok azdır. Yılın 12 ayında yağış alan bir bölgeyiz. Üstelik gökyüzünden gelen bu yağış son derece temiz, saf su. Bulaşık makineleri, çamaşır makineleri için, hatta banyo yapmak için son derece uygun. Üstelik 12 ay, yani 12 ay olması depolama kapasitemiz de bizim çok büyük olmasına gerek duyulmuyor. Böyle bir olanağı fark edip insanlarımızın kullanımına sunmak ve tarihe karşı, geleceğe karşı da bir görevi yerine getirmek hakikaten bu meclisin bence bu kararıyla iftar edeceği bir durum oluşacaktır. Bu uygulamanın oluşması için arkadaşlarımız hakikaten çok gayret gösterdiler. Tabii ki ilk uygulama olması, bunun örneklerinin olmaması belki bizim karşımıza bazı problemler de çıkaracak ama niyetimiz doğru, amacımız doğru ve doğaya bu katkıyı yapmak da bizim için çok büyük bir mutluluk olacak. Ben bu sözlerden sonra sizlerden bu konuda söz almak isteyen arkadaşım varsa söz verebilirim. Ahmet arkadaşım bir şey söyleyecek. Arkadaşlarımız komisyonda bize havale edildi. Şimdi biz üçümüz bu yazıyı okuduğu zaman Uygar arkadaşımız hani iki sayfa gibi görülebilir. Biz buna bir üstüne üstlük bir aylık ek süre istedik. Fakat hiçbir yerde uygulaması olmayan, nasıl yapacağımızı kestiremediğimiz veya her soru sorduğumuz zaman karşıdaki arkadaşların, teknik arkadaşlarımızın veya bizlerin dahi havada kaldığı bir konu. Ama bütün bunların içinde bizler hariç, yani bunun şeyin raporunun hazırlanmasında en büyük etkeni teknik olarak arkadaşlarımız var. Mesela Mehmet arkadaşımız var. En fazla olacak var. Diğer makine mühendisi arkadaşlarımız var. Yani bunların gayretleri olmasa bunu yapmamız zor. Ama işin en fazla ağırlığını çeken olacak arkadaşımız var. Yani bu çalışmalardan dolayı, bu komisyona verdiği katkıdan dolayı gerçekten kendim ve şahsım adına, komisyon arkadaşlarımızın adına ben teşekkür ediyorum. Yani bu olmasa bu işi, bu rakamları tespit etmemiz zor. Bize bu şekilde yardımcı oldu. Hayırlı olmasın diyorum. Teşekkür ederim. O zaman ben de bir şey söyleyeyim. Konuda en nihayetinde bizlerin siyasetten önce öte amacımız Çaycuma hizmet etmek. En nihayetinde baktığınız zaman az önce söz alan Ahmet Malçık arkadaşımız, abimiz diğer partide bu hayata sürdürmekle beraber karşı taraftaki bir meclis üyesine böyle bir konuda güvenmesi hususuna kendisine teşekkür ediyorum. Buradan da Çaycuma Belediye Meclisi'nin çok koordine ve birbirine güven ortamı için yaşamıştım. Bir göstergesi bu. Ben de geçmişim biraz belediye çalışmalarında olduğu için bu anlamda bunu böyle bir şeye katkıda bulunmamı zaten düşünemedim. Bundan sonra da herhangi bir talep olsun olması her zaman ben bu katkı vermeye hazırım. Bir taraflarında zaten şarjım olarak herkese bir görevim olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki buradaki temel konu enerjiye dayanıyor. Şu anda da zaten bütün milletlerin kavgası enerji üzerine. Biz doğanın bize verdiği bir nimeti aslında kullanmıyoruz, boşa gidiyor. Bunu birazcık değerlendirip işte ekonomiye de katkısı olursa da ve başarabilirsek de bu en nihayetinde
ülkede bence ilk olacak. Belki de pilot olarak Çaycuma bile olabilecek durumdayız şu aşamada gördüğümüz üzerine. İnşallah bunda başarılı oluruz. Vatandaşlarımız da bunun önemini inşallah anlatıp da onlara da gerek katkı sağlanırsa bence çok güzel bir uygun olacağını ben düşünüyorum. Ben de kendisine teşekkür ediyorum. İyi düşünceler için. Bütün gayemiz Çaycuma. Evet. Evet, komisyonda kalan arkadaşlarımız Uygar Yurtman, Serhat Döneli, Ahmet Malçık, komisyona da katkıda bulunan inşaat mühendisi arkadaşımız Olcay Aydın. Demek ki yani sadece komisyonda olmak yeterli değil, komisyon dışından da olan arkadaşlarımız düşünme arasında bu yardımlaşma arzu ettiğimiz güzel bir şey. Aynı zamanda da yani sporda da vardır. Mesela futbolda kaleci, santrafor filan mevkileri vardır ama bazı oyuncular vardır. Nereye koysanız orada oynar. Solcu Aydın arkadaşımız öyle. Joker arkadaşımız. evet bu ayın çok güzel, bu yardımlaşma çok güzel. Bunun devamını arzu ediyoruz, bekliyoruz ve şu uygulamanın, bu kadar emek verilen bir uygulamanın da ilk olacak uygulamanın da uygulama hayatında başarılı olabilmesi için de hepimizin gayretlerini, desteklerini şimdiden bekliyorum. Evet, başka söz isteyen yoksa oylarınıza başvurmak istiyorum. Bu tarihi karar için. Yönetmelikle beraber, yani hem komisyon raporunun komisyondan geldiği şekliyle. Komisyon raporunu ve beraberindeki yağmur suyu toplama, uygulama yönetmeliğini birlikte oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu sunuyorum. İnşallah ilk bakalım ilk uygulamayı yapmak kim arası olacak göreceğiz. Geldik 8. maddeye. Ben şöyle anlatayım, 643 adı altın olmazsa yeni mahalle. Bu 18 uygulamaları elde ettiğimiz bir imal parselimiz var. Değil mi? Önce ihtiraslar, sonra 18 uygulamasıyla düzenledik. Önce ihtiras, sonra 18 parsel elde ettik. Beyler Camii'ne geçince o virajın orada işte bir yer. Bir imal parseli. Evet. Bu parselin değerlendirilmesi için yetki istiyorsunuz zaten, öyle değil mi? Evet. Yani bunu araştırıp satmak mı, kat karşılığında ya da başka türlü bir takas mı? Bu şekilde değerlendirmek üzere encümene yetki istiyoruz sizden. Evet. Kabul edenler oy birliğiyle encümene yetki verilmiştir. Göstermiş olduğunuz güvene tekrar teşekkür ederiz arkadaşlar. Nereye geldik? 9. madde. Para. Evet, Başkanlık makamına belediye meclisimizin 12.06.2019 tarih ve 52 sayılı meclis kararına istinaden vereceğimiz yatırım harcamalarının finansmanında kullanılmak üzere kamu bankaları ve küçük özel bankalardan kullanacağımız krediler için gerektiğinde krediye konu işle ilgili belediye mülkiyetindeki her türlü belirtiler üzerinden ipotek verilmesi veya İller Bankası'ndan teminat mektubu alınması hususunun belediye meclisine görüşülmesini arz ederim. Ne istiyorsun? Görüşürüz. Şimdi arkadaşlar aslında biz yani sağ olun belediye meclisi bu konularla ilgili her türlü yetkiyi verdi. Fakat uygulamada işte bu bankalar bir takım şeyler tekrar tekrar bizim aynı konularla ilgili karar almamızı gerektiriyor. Onların tipleri varmış, formatları varmış, işte şu cümlenin geçmesi gerekiyormuş gibi. O yüzden tekrar önümüze gelen bir konu bu. Yani normalde zaten bu konularla ilgili daha önce biz size yetkileri aldık. Biz şimdi şu anda bununla ilgili meclis
Sen ne diyeceğiz yani? Ne için yetki istedin? Belediye başkanına bu kredi karşılığında herhangi bir gayrimenkul ipotek vermeye ya da İller Bankası'ndan gerektiğinde teminat mektubu kullanmak için yetki. Ha, o zaman şöyle var. Daha önce belediye meclisince verilen kararı istinaf. Verilen yetkiler doğrultusunda. Evet. Yetkiler ek olarak, ilave olarak. Verilen yetkiler doğrultusunda o ayrıntılar gerçekleşti. Evet, bu şekilde. Evet, bu da yine teknik bir konu. İşte bankalar, hatta bu bizi üzdü, bayram öncesi çıktı ortaya. Tam krediyi kullanacaktık. İşte böyle bir şey dediler, tekrar meclis toplamak gerekiyordu. O mümkün olmadı. Bugün yapıldı. Evet, bu konuda sürüsten arkadaşım yoksa bunu da oranınıza sunuyorum. Kabul edenler 10 birliğiyle verdiğiniz yetki için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. 10. maddede kamu işveren sendikası Sodense'ne üyelikle ilgili bir talep var. Bunu ben şöyle anlatayım. AK Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin başka partilerinden bilmiyorum. Bu tarzda bir işveren sendikası sendikaları varmış. Bizim partimizde, Cumhuriyet Halk Partisi'de aynı onlar gibi bir işveren sendikası kurulması için bizden talepte bulundu. Bunun yapılacak ilk belediye toplantısı ivedilikle Halkasından kararı gündemimize almanızı demiş. Nedir? Kararı bir okur musun? Karar taslağını. Başkanım, kısaca 3 aşamalı bir oylama istiyor kararda. Birinci maddesi Sodemsen'e üye olunması. İkincisi yıllık üyelik aidatının Belediyemiz İller Bankası payından ödenmesi. Üçüncü aşaması da işçi sendikası ile yapılacak toplum iş görüşmelerinde sözleşmesi görüşmelerinde belediyemiz temsilen sendikaya yetki verilmesi. Yani kararda geçecek olan konular bunlar. İller Bankası'ndan kesilmesi derken, yani biz ödeme yapmayacağız orada. Evet, direkt oradan havuzdan kesilecek baştan. Tüzükte bir rakam belirlenmiş. İşte 50 bine kadar. Evet, 50 bine kadar olan nüfusu 50 bine kadar olan belediyelerde yıllık 900 lira gibi bir rakam var. Yıllık 900 lira. Yıllık 900 lira. Bize gönderilen bilgi o şekilde. Evet, bu konuda çok önemli bir şey değil bence ama bu konuda bir söz almak isteyen arkadaşım varsa konuşsun. Evet, geldiği şeklinde oynanızı sunuyorum. Kabul edenler. Sayalım. Kabul etmeyenler. 3 mü? Evet. Oy çokluğuyla. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet, gündemimizin sonuna geldik. 2 Mayıs toplantımız ne zaman olsun? 2 Ekim çarşambaya bir uygun görseniz başkanım. 2 Ekim Almanya olmaz. Almanya dönüş günü benim. Hiç o zaman 3 Kasım değil. 3 veya 4 olur. Ekim, Ekim. Eylül'deyiz. Siz ikisine döneceksiniz değil mi? Almanya. İkisini de yani. Bugün oldu mu? 3'ü Perşembe, 4'ü Cuma olabilir. Ekim, Ekim, Ekim. Perşembe mi, Cuma mı yapalım? Nasıl yapalım? Her ayın birinci haftası diyor başlıyor. İlk bir hafta. Birinci hafta son mu? Yok. Pazar günü son. Pazar günü son sayıyor kanun. Bizim düşündüğümüz gibi. Yani 7 günlük süre olarak düşünmüyor da. Cuma'yı kesiyor. Şey, pazarı kesiyor. Pazarı kesiyor. Evet, 4 Ekim. Cuma günü 17.34.
Toplamaya oy lazım sunuyorum, kabul ederler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dilek ve talimlerde söz almak isteyen arkadaşım yoksa toplantıyı kapatıyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Aldığımız kararlar. Buyurun. Öncelikle kurumumuzdan misafirimize hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Başarılar. Başkanım, bu daha önce toplantı aldığımız yol harcamalarına katılım payıyla ilgili olarak vatandaştan bize gelen bazı şeyler var, yüksek olduğuna dair. Bununla ilgili acaba işte vatandaşın belediyeye gelip şu anda herhangi bir bedel alınmadığı, tekrar bir çalışmanın yapıldığı yönde bilgiler yansıyor. Acaba konudaki çalışmalarla ilgili bilgi alabilir miyiz? Bizim başkanım. Teşekkürler. Değerli arkadaşlar, şimdi uzun süre bir yerde oturduk da bir yere taşınacağı zaman hep bir yerlerde bir şeyler çıkar. Yani sık el değiştirenler bunu yaşamaz ama şimdi biz de bu katılım kararını, yol harcamalarına katılımla ilgili karar aldık. Ama uygulamaya geçildiğinde kayıtlarımızda nasıl diyeyim, eksik, noksan veya yanlışlar olduğu ortaya çıkmaya başladı. Yani biz bu karar almasaydık bunlar fark etmeden geçip devam edecekti. Yani biz yeni baştan evi yeni baştan toparlamaya başladı arkadaşlar. Ve keşiflerle de ilgili, sağlıklı keşifler. Çünkü bununla ilgili herhangi bir itiraz ya da bir yanlış bir şey olmuyor, o güven sarsıcı bir durum olur diye. Yani biz biraz yerimizde patronaj yapmak durumunda kaldık. Dolayısıyla da vatandaşa net olarak şu anda bir şey söyleme durumunda olamadık. Yani bu birkaç ay öyle geçti. Hatta işte Mehmet arkadaşımız bayram tatil demeden Mehmet Karakaş arkadaşımız bu konuda bayağı bir yoğun çabuk sarkıcı. İşte İman Müdürlüğümüz de aynı şekilde diğer birimler. Tam olarak netleşsin. Yani keşif anlamında, cadde sokak anlamında netleşsin. Onu zaten biz bir şey saklamayı zaten düşünmüyoruz. Net ve şeffaf bir şekilde açarız. Sizler de, herkes de inceler. Bir yanlış noksan varsa da oradan döneriz. Şimdi ne durumda? Mehmet Bey bize son durumunu bir de söylesin. Başkanım, çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 30 tane sokağı tamamladık. Geriye kalanlarda yani sıkıntımız şu şekilde. Bize beyan edilen emlak değerlerinde metrekarelerde sıkıntımız var. Vatandaş bize 120 metrekare olarak beyan ettiği daire 230 metrekare şeklinde çıkıyor. İmardan projelerine bakarak bunların hepsine tek tek bütün cadde üzerindeki binaların kontrolünü sağlayıp o şekilde askıya geçtik. Yani hepsini tek tek elinden elden geçmeliyiz. Peki bunlar ne zaman geçirildi? Bu ay içerisinde tamamını bitireceğim başkanım. Tamam o zaman. Yani bir dahaki toplantıya ya da erken bitirirseniz arkadaşları bir çağırırız. Yani bu meclis dışı bir bilgilendirme yapalım. Aynı şekilde daire içinden de sorular geliyor. Tabii insanlar kendi bir taraftan böyle bir şeyden dolayı endişe ediyorlar. Ne olduğunu bilmiyorlar. Haklılar. Yani çalışmaları belli bir yere getirdiğimizde bu bilgilendirme yapalım. Tamam başkanım. Başkanım, bildiğim hesabı keşiflendirme yaparken sonuçta biz bunu 5 yıl geriye dönük uygulamaları göz önüne alarak karar verdik. O yıl bazında mesela bitirilen işler ait olduğu yıl içerisindeki fiyatlara göre mi, yoksa hepsini aynı bugünkü fiyattan mı şey yapıyoruz, değerlendiriyoruz? Yapıldığı zamanki fiyatlar. Yapıldığı zamanki fiyatlara göre. Maliyeti de rayiç değerinde 2015 yılına ait. Uygulama yılındaki fiyatlara göre. Evet. Uygulayacağız yani. Tamam. Şimdi ne oldu? %2'yi geçmemek. %2'yi geç. Maksimum %2. Yani şimdi %2'yi geçerse bunu %2'yi geçirmiyorsunuz. Eğer siz maliyetiniz yüksek bile olsa onu alamıyorsunuz. Evet. Bir de yol genişliği ile ilgili şey var galiba, değil mi? Evet başkanım. 17 metrelik bir yol. Yani, 15 metresini alamıyorsunuz. Yani gerek alakasını alamıyorsunuz. Kusursuz olması için arkadaşlarımız uğraşıyorlar. Ben de işte zaman zaman görüşüyorum.
Tabi buradan şunu da söylemek lazım. Şöyle bir şey geliyormuş arkadaşlara, ya belediyenin yol yapmak görevi değil mi diye. Ben de arkadaşlarım, evet yol yapmak bizim görevimiz. Katılım payını almak da hakkımız diyor. biz bu konuda zaten beyan ediyoruz başkanım. Yani bu konuda vatandaşlarımızın yani içinde bulunduğu ekonomik koşullar da belli. İlaveten bir para ödemek ya da onları ekstra bir görmeleri onlara da yani belki makul geliyor olabilir. İşte açıklamamız lazım, izah etmemiz lazım. Bir de şu bir gerçek, biz bu alacağımız bu bedellerle yine bunlar yine Çaycuma'ya, Çaycuma'ya hizmet olarak kullanılacak. Herhangi bir yanlış anlamaya sebebiyet verecek bir durumumuz yok. Ama çalışmaları sağlıklı bir şekilde neticelendirelim ve halkımızı aydınlatalım. Teşekkür ederim. Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Teşekkür ederim.